efendim. Bırak o makineyi, okula geç kalacaksın. Yemeğe niye? Bana ne? Makinemi de götüreceğim okula. Hayır hayatım, olmaz. Kaybedersin, kırarsın. Uyanmadı mı daha bu tembel tenekeler? Nasıl uyansınlar? Sabah 3'te yattılar. Bıdı bıdı konuştular. Gece de bira içmişler. Kutular orada öyle duruyordu. Ben çekerim onların kulaklarını. Kadir bak, bu çocuklara bir iş bir de ev bul. Aylarca burada kalamazlar, haberin olsun. Of be Hülya. Ben iş bulsam kendime bulurum. Onlara nereden iş bulayım ben? Senin işin var ya. Olmaz. Ben emlakçılık yapmak istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Çünkü emlakçılık benim girişimci, atılımcı, katılımcı ruhuma dar geliyor. Benim ticaret yapmam lazım. Ticarete atılmam lazım. Trafiği bol bir iş yapmam lazım Hülya. Benim bir yer işletmem lazım. Enginlere sığmayıp taşmam lazım. Yırtmam lazım. Büyük oynamam lazım. Para böyle kazanılıyor Hülya. Asos'ta gördük işletmeciliğini. Orada deplasmandaydım ben Hülya. Ama İstanbul benim bölgem. Burada hangi işe girsem altından kalkarım evelallah. Hadi ben gidiyorum. Hadi Ceren'cim. Dikkatli git. Güle güle minik civcivim. Çantanı kapının önüne koydum. Tamam. Ağzımı aldık. Oy canım benim. Kadir, senin bu Kadir Bey resort yüzünden işten atıldım. Şimdi işi bırakacağım diyorsun. Ne yapacağız peki? Merak etme. Hallederiz Hülya. Hallederiz, hallederiz. Senin işin var, iş beğenmiyorsun. Benim işim bile yok. Tamam Hülya, tamam. Ağlama. Ağlama benim minik krizantemim. Sana uydum 2 ay boyunca sahte raporlarla sınavdım. Aptal kafam, aptal kafam. Tamam Hülya. Bak gör, 3 vakte kadar süper bir iş kuracağım. O zaman Jet Sosyete'nin havuz partilerine katıldığında bu anları hatırlamayacaksın bile. Ve tabii ben de o sırada havuzun diğer ucunda vergi rekortmeni arkadaşlarla yeni ticari anlaşmalar imzalıyor olacağım. Ama benim şimdiden parlak bir ticari fikir bulmam lazım. Bilmiyorum ya. Arıyorum işte. Hülya abla nesi var? Sizin yüzünüzden çok üzülüyor. Bir an önce gitmezlerse kendimi intihar edeceğim diyor. Atma patron, duyduk. Sana kızıyordu. Ya ben ne bahtsız kadınım ya. Ne bahtsız kadınım. Dombili. Hep salam yiyip durma. Biraz da peynir ye. Salamın kilosu kaça biliyor musun sen? Abi bir çay koysana. Ya Kadir abi, böyle de gerçekten hayalet var galiba ya. Bütün gece kapılar gıcırdayıp durdu valla. Bırakın şimdi hayaleti mayaleti de kendinize bir iş bulun. Derhal terk edin burayı. Burası UNESCO Çoluk Çocuğa Yardım Kuruluşu değil. Bir iş bulduk da henüz sermaye bulamadık. Evet, biraz paramız olsa aklımızda çok sağlam bir fikir var. Neymiş o? Rafi ile köfteci açacağız. Evet, yalnız bize külüstür bir tane minibüs lazım. Ondan sonra bebek sahiline var ya, günde en az 100 tane yarım ekmek köfte satarız biz de. Tanesi 5 milyondan, günde 500 milyon eder. Ayda 15 milyar. Yılda 180 milyar. Da, araba yok işte. Bize araba şart. Köfteci ha? Varsayalım köfteciyi açtınız. Açtınız da köfteyi kim yapacak peki? Ben yapacaktım da işte araba alacak para olsaydı. Sen köfte yapmaktan anlıyor musun Hasan? Anlarım tabii. Ne var ki köfte yapmakta ya? Sen bize 2-3 milyar borç verir misin Kadir abi? Niye diye sorarsa söylersin, tamam mı?
buraya? Emlakçıyı kapatıp köfte işine giriyoruz hayatım.